Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Saat 22.10 itibariyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yine farklı bir araç açtık. Bu araç 250D ve piyasada bulunan 250D'lerin en azından satılık durumdaki 250D'lerin içerisinde en pahalı olarak satılan araç. Fiyat 92 bin lira. Şöyle araca bakalım arkadaşlar. İşte görmüş olduğunuz gibi 52 plakalı bir araç. İş döşemesi. Manuel bir araç arkadaşlar. Ön camlar elektrikli. Ayarlanabilir aynaları var. Eşya koyma gezi sıkıntısız, sağlam. Kapı içleri detayları güzel. Direksiyonun hemen yandan görünüşü. Şöyle devam edelim araca. Evet, lastikler, jantların durumu. Evet. Daha farklı fotoğraflar. Arka tarafını şöyle biraz inceleyelim. Hemen şu arkadaşlar görmüş olduğunuz kaput, arka kapı açma yerinin sol tarafındaki bölüm kızılötesi ünitedir ve bunun anahtarı özeldir. O anahtarla açabilirsiniz. Bunu yani kumandası 1 metreye kadar etkilidir. Açtığınız zaman yeşil, kapattığınız zaman kırmızı olur. Sadece arka bagajın hemen açma yerinin sol tarafında ve ön sol kapının hemen açma yerinin kilit bölümünün yine altında bulunur. İki renklidir. Bunlar orijinal anahtarlardır. Eğer duruyorsa gerçekten harika. Arka koltuk konumu güzel. Arka pencereleri dediğimiz gibi manuel. Döşemenin rengi güzel ama biraz sanki bakın şu arka koltuğun şu bölümünde biraz hafif bir bombe gibi bir bölüm var. Normalde o oturulan yer o şekilde iz bırakmaması lazım. Kendini toparlaması gerekiyor. Ve iç kapı maunlar görmüş olduğunuz gibi. Açma yerleri krom nikel. Şöyle fotoğraflarımız açılırsa tekrardan incelemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Elimizdeki fotoğraflar bu kadar. Bakalım araç açıklamasında nelerden bahsetmiş. Onlara şöyle bir göz atalım. Açıklama bölümü. Araç göründüğü gibi tertemiz, orijinal kilometre, bir iki parça ufak tefek boya var. Onun dışında her şeyi orijinal. Değişen yok. İlk elden tertemiz, ihtiyaçtan dolayı satılık. Şimdi birazcık da 250D'ler hakkında bilgilendirme yapalım. 250D'li 94 model dizel manuel vitesli bir araç. 185 bin kilometredeymiş. Kasa sedan. 120-156 beygir arasında dediği arkadaşlar bunlar. İşte bunun tam olarak beygir gücünü bu kapsamda verse de bu 136 beygir bu araçlar olarak adledilebilir ama yanlışlık var burada. Bu araçlar 136 beygir değil. Dizel araçlar olduğu için bunların beygir gücü daha düşük. Teknik özelliklerine bakarız gerekirse. Bordo renkli bir araç. Ve şöyle bakalım teknik özelliklerinde yazacak mı? An itibariyle teknik özelliklerinde o konuya rastlamadım ama bulacağız. Şimdi Ankara Çankaya'da 67.900 ve yine bir galeri Trabzon Akçaabat 65 bin liraya bir E250 dizel var 93 model. Şimdi bu en son baktığımız Ordu Altınordu'ndaki araba 92 bin lira fiyat çekmişler. Ama tabii hiçbir arabayı yakından görmeden, incelemeden böyle yorum yapmak doğru olmaz. İlla ellemek, incelemek, donanımları çalıştırmak gerekiyor. 250D'ler tabii ki 200D'lere göre biraz daha performanslı araçlardır. Şimdi teknik özellikleri orada görünmedi ama bunlar arkadaşlar 6 silindir değil, 4 silindir de değil, 5 silindir oluyor. Ve beygir gücü de bunların
100 beygirden fazla oluyor. Yanılmıyorsam 300 değerlerde 130 beygirin üzerinde, 136 beygir gibi bakarız şimdi onlara. Şimdi 93 model E250 var yine 65 bin liraya. Düzce merkezde 250'de emsalsiz OM605 motor demiş. Şöyle araçın resimleri kendini toparlasın, oraya bakmadan evvel şöyle bir teknik özellikleri varsa burada da görünmüyor. Ona bir bakayım demiştim. Şimdi açıklama kısmı ABS, 8 tuş klima, elektrikli ön koltuklar, sunroof, alaşımlı jant, sürücü ve yolcu airbag, 4 cam elektrikli, 4 başlık. Bu diğerine göre arkadaşlar daha donanımlı bir araç ve fiyat olarak da çok çok daha uygun tutulmuş bir yeri. İlk baktığımız araç gerçekten pahalıydı. Ha, o özelliklere göre o fiyat eder mi etmez mi, şimdi araç sahibi bunu yayınlamış. Bizim bu konuda bir şey söyleme lüksümüz yok. Araç sahibi çoğu da galericiye veriyor zaten. Galericiler satıyor. Ya da galericiler alıyor satıyor. Al sat yapıyor gibi, veya araç sahibi bizzat tanıdığı bir galericiye veriyor. Veya tam işi bilmiyorsa galericiye veriyor. Galerici işte o araç üzerinden prim alıyor. Fiyatı yüksek tutuyor gibi gibi gibi. Şimdi işte görmüş olduğunuz motor. Bu motor gerçekten dayanıklı, güzel bir motordur ve 5 silindirli bir motoru vardır bunların arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi motorla ilgili bir resim koymuş. Arabanın şöyle biraz iç dizaynına, özelliklerine bakalım. Koltuklar tutulan kumaş rengi. Yani bu kumaş, bu direksiyon işte görmüş olduğunuz gibi E200'lerle de kullanıldı. Otomatik vitesli bir araç. Bu araç öbür araçtan daha temiz, daha iyi durumda bence. Benim fikrimi soracak olursanız her bakımdan. Ve ayrıca bakın, bunda koltuk ayarlama tuşları da var. Bakın şurada. Ön koltuk kafalı, sırt kısmı. Ayarlama yerleri var. Gösterge paneli işte bu şekilde. Burada tam olarak görünmüyor ama bunlar arkadaşlar direksiyon kapatmış. Tam yanlış hatırlamak da istemiyorum. Bir saniye. Kedi sesi, mesajlar, Facebook işte. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi incelememize devam ediyoruz. Yalnız direksiyon hakkında bir fikir verebilirim. Bakın burada gördüğünüz gibi 8 tuş klimanın ben özelliklerini görüyorum. Bir önceki vlogda, 200'de vlogunda abi bu araçta klima yok demişler. Doğru. Gözlüğümü takmamıştım. Gece saat 3 gibi incelemiştim o videoyu. Sadece o mavi renklere bakarak yorum yaptım. Biraz daha dikkatli olmaya çalışacağım. Şimdi gözlüğüm üzerinde. Ben bunun arkadaşlar 220 kilometre gibi falan yapıyor bu araçları yanlış hatırlamıyorsa. Diğerlerinde 200'lerde 180 kilometre. Direksiyondan bahsediyordum. Sportline direksiyon dedikleri de bu. İşte şu kenarlarındaki sağda ve solda işte böyle bir çizgi gibi yerler oluyor bunda. Göğsü iyi durumda. Aracın iç döşemeleri güzel durumda. Bu fotoğraflar. İşte görmüş olduğunuz gibi 8 tuş klimalı mağınlar gayet güzel. Göğüs güzel. Bakın 220 dediğim gibi kilometre kadrana sahip. Güzel bir araç. Bence diğer araçtan daha temiz gibi duruyor. Abi tabi aracı incelerken bakın şu bölümler çok önemli. Bakın orijinal boyası görünüyor. İç kısımlar boyanmamış. Dışında kuvvetle muhtemel zaten boya vardır diye tahmin ediyorum. Arka camlar elektrikli. Arka koltuğun durumu güzel. Kapı içlerinde bir problem göremedim orijinal, ama şu kapının üstündeki fitillerin altı incelenmeli alırken. Buna dikkat etmek gerekiyor. Arkadan görünüşü bu şekilde. Bakın dizel yazmışlar. E250 dizel. İşte araba 8 delikli jantlarıyla, orijinal jantlarıyla, ana hatlarıyla bu şekilde gayet güzel bir araba.
Ve arkaya da park sensörü takılmış, tampon delinmek suretiyle egzozun ucuna da bir muhafaza takmışlar. Egzoz süs, sunroof çalışıyor. Şu köpek balığı antenli olmasaymış iyiymiş. Bir de çalışır durumda şu otomatik antenlerin kontrolünü yapsalarmış iyiymiş. Arka camda anten olursa aracın içinde uydu telefonu, dönemin mobil araç mobil uydu telefonu olduğuna delalettir ve hemen arka kaputun alt tarafında hemen bu arkadaşlar alt tarafında şeyi bulunmaktadır. İkinci santrali bulunmaktadır. Onun da sağlaması o şekilde yapılıyor. Şöyle biraz daha resimleri inceledikten sonra diğer aracımıza geçelim. Tekrardan bir tuş daha geriye gidelim. 93 bunları geçmiştik. Birazcık da 50 bin liralık arabalara bakalım isterseniz. Şöyle resimler açılırsa nadir kalan dedikleri bu olsa gerek falan demiş. 48.500 bir de buna bakalım isterseniz videomuzu 250 değerler hakkındaki. Bitirmeden önce şöyle teknik özelliklerini açmaya çalışacağım ben. Açılırsa inşallah burada çıkar, çıkmadı ama ben size bilgilendirme yapacağım arkadaşlar o konu hakkında. O önemli. Biz de bilgilerimizi hatırlamış olacağız. Aleykümselam. Değişenin parçası bulunmamakta. 2 ay önce komple kaporta boya işlemi yapıldı. Temizlik olarak kompten dıştan boyandı. 300D modelidir. Ruhsata yanlış yazmış. Ruhsata göre 90 beygir ancak dediğim gibi 100 beygir civarında falan olduğunu düşünüyorum demiştim. Bakın 90 beygir dedi. Ancak motor 3 gün olduğu için beygiri yüksek. Yüksek demek ki 100 beygire civar tekamül ediyor. Motor küçük yazıldığı için vergisi düşük. Tam otomatik vites, sunroof aktif, ağır bakımlar yapıldı. Binmek için özel hazırlandı. 361 bin kilometre. 2007 yılından beri araç sahibi bunu kullanıyormuş. Masrafsız, sorunsuz bir araçtır. Evet, bu araçlar gerçekten de sorunsuzdur. Pazarlık payı varmış. İşlemlerin resmini de muhafaza etmiş. Şöyle resmi açtık ama açılırsa mutfaktayım bugün. Dün iş yerimde mobilden şey yapmıştım. Ve burada biraz hat zayıf çekiyor. Mobil verimizi açtığımız zaman da sürekli bir mesaj geliyor. Ben açtım bakalım arkadaşlar. Açıldı resim. Ve görmüş olduğunuz gibi pırıl pırıl bir araç. 06 GPS 21 Diyarbakır. GPS bu telefonları dinleyen aletin adıdır. Önden boya gayet güzel. Bence temiz güzel bir araç. Pırıl pırıl da boyası yapılmış. İşte camlar görmüş olduğunuz gibi yeşile dönüyor. Bu resim sorunsalı var ya bu araçlarda. Nedense anlamadım ben. Şeylerde. Evet. Daha da fazla inceleme yapamadım. Açıldı bir tane daha. İşte bu da karşıdan görünüşü arkadaşlar. Şu grill bölümü, hemen üstündeki nikelaj kısım, yıldız, stoplar, farların yapısı, tamponlar. Gayet temiz, bakımlı, güzel bir araç. Fiyatı da bence gayet uygun tutulmuş arkadaşlar. Yani bu konu hakkında sizlerle güzel bir vlog daha yapayım dedim. Bu arada hattımız iyice yavaş. Bulaşık makinesi çalışıyor. Mutfaktayım. Uykudan yeni kalktım. Daha çayımın yarım bardak çayı içemedim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seriler devam edecektir. Sırada 300, 250TD bulabilirsem 250TD, 300D ve 300 turbo dizel modelleri var. Onları da inceleyeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Bir de teknik özellikleriyle ilgili bir vlog yapacağım bunun. Şöyle bir durdurayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Mercedes-Benz 250 W24 250'de 90 beygir. İşte o dediğimiz aracın beygir gücü biraz daha yükseltilmiş. 3000 cc'ye tekamül ediyor gibi bir şeyler yazmış. Araç sahibi motoru, tabi bu motor açınca ve usta görünce net olarak belli olur.
4 kapı güç, 90 beygir, 175 kilometre hız, azami tabi bu normal yazan 220'dir onlarda. 16,5 saniye 72 litrelik bir dizel deposu var. Yani bu W124 benzinlere göre 2 litre fazla. 85-93 arasında üretildi. İşte görmüş olduğunuz gibi 4710, 1730, 1446 milimetre. 7,5 litre şehir içinde. 100 kilometrede şehir dışı 6 litre. Kombi ortalama 7 litre yakıt tüketimi var. O cüssede, o modelde, o yaşta bir araç için gayet güzel. Ağırlığı 1390 kilo, aynı 250'lerden olduğu gibi diye biliriz arkadaşlar. 1350 idi onlarda. 40 kilo daha ağır olduğunu söyleyebilirim. E200'lerden de, yani benzinli modellerden de 60 kilo daha düşük ama öbür turbo dizel 300 TL'lerin o ağırlığı geçtiğini düşünüyorum. Şimdi motorla ilgili verileri de burada bu şekilde görebilirsiniz. Konu hakkında bütünlük olsun diye de teknik özelliklerini gösterdim. Bilgileri de ilk açılan Otodata 24'e göre. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dileklerimle birlikte.